Herkese merhaba, Daryl Vanin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümden sonra bir sürü güncelleme geldi, onun için bir sürü açıklama yapıldı. Yol haritası paylaşıldı, geleceğe dair açıklamalar yapıldı. Ne olduğunu tam olarak anladık projenin. Ben şimdi işimi alacağım, Steel Mill'deyim yine. Başka yerlere gittim ama. Şimdi buradan Steel Mill'den bu Gas Factory Town'a gidelim. Böyle sokalım, işimiz aktif oldu. Şimdi O1'deymiş bizim vagonlar, şu gördüğünüz. Demir makaralar. Demir mi? Çelik makaraları. Aynen, çelik makaraları. Lokomotifimizle Good Factory Town'u taşıyacağız. 8793 dolar kazanacağız. 164 tonmuş. Ayrıca şimdi ben bir şey yapacağım. Şimdi bu tarafa gideceğiz de. Buraya mı geldi? Aynen. Spawn edeceğim de treni. Şuraya edebilir miyim? Heh, yaptım. Biraz daha gelsin. Yönünü böyle belleyebiliyorsunuz tekrar. Mesela ön taraf burada olacak. Enter'a basarsanız tren geliyor. Arkaya yapıştıracağız. Zaten buraya giriyormuş. Tamam. Sandbox moduna dair bir şeyler ya. Tabi bu sanal gerçeklik için geliştirilince şimdi her şey ona yönelik vesaire. Oyun aslında darmadağın. Yarım yamalak diyebiliriz ama çok güzel bir konusu var. Fikri var tasarım olarak. Oyun dünyası falan. Ama non-VR için böyle gelen güncellemede hep non-VR sürümüne yönelik, yani şu an oynadığımız klavye fareyle oynadığımız sürüme yönelik çalışmalar oldu. İyileştirdiler, arayüzü iyileştirdiler, kontrolleri biraz daha iyi yaptılar. Güzel oldu yani. 32 lira mı neydi değil mi oyun? O civarda bir fiyatı var. Multiplayer'da 35.000'lik satış yapılırsa multiplayer eklenecek. Ondan önce mesela kabuz vardı. Kabuz lokomotifin kilometre taşı açıldı. Yavaş gidelim de ben az önce oynarken bağladık. Az önce oynarken lokomotifi tekrar çıkardım. Deri oldum yani. Raydan çıktım. Çok hızlı vursanız öyle oluyor zaten. Yol haritası var şimdi. En sonunda 8 kişilik bir takım oldu artık bunlar. Ya Sırbistan İnovasyon Fuarı diyorum ya. Sırbistan İnovasyon Fonu varmış. Bu fondan bunlar destek almışlar. O destekte işte hani bu şekilde gelişmiş bir sanal gerçeklik oyunu, normal bir proje. Şimdi Ocak ayında bu destek bitmiş haliyle bağımsız olarak hani devam etmek istiyorlar yollarına. Takımı büyüttüler. Yakında işte bir güncelleme daha gelecek. Belki yarın gelir ya, ben dayanamadım artık çekeyim dedim o yüzden. Mesela Shunter Remote Control gelecek. Bu remote kontrol şey aslında, bu bizim rayları değiştirdiğimiz var ya. Şu olayın bu sefer de lokomotif kontrol edebildiğimiz versiyonu gelecek. Bir de otobüs vagonu şeklinde bir şey gelecek. Onunla da yolcu taşıyacağız herhalde. O da Mayıs'ın başında bekleniyor. Derail olma ihtimali çok fazla hızlı gittiğinizde. Yani bunu biraz oynarken tabii keşfetmeniz lazım. Raydan çıkmanız lazım. Nasıl olduğunu, fiziklerini vesaire görmeniz lazım tabii de. Bu olayı çok iyi yapıyor yani. Şu an oyunu herkes beğendi elbette. Hani şimdi grafik olarak iyi bir ortam var da hani etraf bitki örtüsüdür, modeller de böyle dağlardır, tepelerdir, böyle çok iyi değil. Ama bunlar işte geliştikçe güzel olacak. Zaten hani şu an oyun satışları 17.000 civarındaymış. Böyle birkaç tane şey var. Satıldık da işte 5.000'de bir böyle yeni şeyler aslında geliyor. Yani kilidi açılıyor yeni özelliklerin. Böyle böyle yeni lokomotifler, dizel lokomotifler işte gelecek. Yeni harita, modlama desteğinde tren olacak. Modlama desteğinde harita olacak. Multiplayer zaten çok önemli, görüyorsunuz. Multiplayer olayını şimdi merak ediyorsunuzdur. Yani aslında başta olsa olmaz bir de. Ya başta olsa olabilirdi ama şu var. Oyun geliştirilmesi için önce onlar şey yapmışlar. Tamam, açık devam edebiliriz. Sanal gerçeklik için yani bir destek aldıkları için öyle olmuş. Normal bir tren simülasyonu geliştirmemişler. Ama ne oldu? Oyun popüler olunca tabii arada takılmalar falan oluyor. Onu belki fark ediyorsunuzdur. Oyun biraz hani popülerden kastım satış olarak değil de hani yeni bir şey. Yani tren simülasyonu anlamında oyun olarak özellikle
para kazanabildiğiniz bir ekonomi sistemin olduğu işte sağdan soldan hani oraya gidiyorsunuz buraya gidiyorsunuz kendi lokomotifinizle açık dünyası olan bir oyun. Haliyle bu da çok iyi gördü bence yani bir mahsuru yok. Non VR sürümüne dönmek zorundalar yani bir şekilde normal bir tren simülasyonu oyunu gibi geliştirmek zorundalar. Oy oy oy. Valla dereli olmak istemiyorum. Kesinlikle kesinlikle istemiyorum. İşte böyle bir sürü haritada hatalar var. Ama keyifli ya. Hızlanıyor çünkü. Yok devam et ya. Sesler falan da böyle bayağı hani rahatsız ediyor raylar. Hani o vagonun altından gelen sesler. Ya böyle keskin viraj yerlerde 30'un altında gitmek lazım. 20-30 arası kontrollü bir şekilde. Klavyeden tabii kontrol edebiliyorsunuz. F1, F2, F3, F4, F5, F6 diye böyle hız, gaz, kolu, yani gaz, fren, ileri geri gibi şekilde olabiliyor zaten. Bu videoyu çekmek için tabii yani bir saat kadar yine burada cebelleştim vagonlarla. Daha nereden geldim biliyor musunuz ben? Ben önce bu Oil Well Central'daydım. Oradan dedim hadi bir gideyim. Lokomotifle City Southwest orası galiba aynen. Oraya gittim. Orada birkaç işle uğraştım, yapmaya çalıştım. Tam geleceğim. Farmdan çıkıyorum Steel Mill'de. Dedim ki döndüreyim lokomotif çünkü sığmıyor. Ben geri geri geldim bu şekilde hani geri gittim önümdeydi vagonlar oradan öyle çıkmıştım dedim döneyim köprüden ileri git gel yaptım neyse hızlandım hani vurdum lokomotif çıktı ne yapmanız gerekiyor yakın bir istasyonda tekrar durmanız gerekiyor şeyde böyle çok sert vurunca Train Simulator'da senaryo bitiyor şey olarak hani çıkıyor o da deneye doluyor ama göstermiyor onu hikayeyi yani olayı bitiriyor orada ama bu kadar mesela o kadar hızlı vursam bir şey olur muydu bilmiyorum sanmam ya biraz daha az oradaki o etkisi haritada baktığımızda şöyle şimdi daha aydınlık bir şey de bakalım evet bu şeye giderken soldaki yerlere iyi. Ya deniz değil de nehir işte bunlar. Görüyorsunuz böyle kıvırma yollar vesaire tehlikeli yerler. Şimdi gideceğimiz yer biraz dağlık mağlık böyle herhalde düzlük yerler. Mesela o yollarda gitmek iyi yani hani güzel. Yukarıda döndürebileceğiniz bir yer de varmış. İyiymiş. Yeni bir haritada söz veriyorlar yani belli bir satışa ulaşınca 45.000'de galiba. Yani gelir ama yani buradaki düzenin iyi olması lazım ki ondan sonra gelir yani. Önemli değil şu an o. Mesela modlama desteği önemli ama tabii şimdi modlama desteğini onu da getirmek istiyorlar. Ya ulaşabilir mi? Hemen olmaz ama zaten hemen olmaz olmayacağını zaten biliyoruz ve hemen olmayacağı için zaten yine bu sürede yani o satış rakamının 35.000 mesela multiplayer ya 35.000'e ulaşana kadar zaten aylar geçecek yani diyelim. Oyun zaten eksiklerini kapatmaya başlayacak, biraz daha güzelleşecek vesaire. Normal yani aslında o hedefler. Yani hemen pat diye böyle 100 bin satacak bir oyun değil. Olsaydı her şey olurdu ama öyle bir dünya yok. Multiplayer olayı yani çok iyi olur. Şu an bile olsa oynanır yani biz deli gibi oynarız yani iki kişi Emre ile zaten adam trenci. Train Simulator'da gelecek ya işte. Yani ne zaman oho. Ya bakma iyi olur böyle. Yani aynı haritada iki kişi oynar. Ya da aynı lokomotifi kullanırsınız. Kontrol edersiniz. Lazım oluyor çünkü hani bir şeye bakmanız lazım. Raylara bakmanız lazım vesaire. İlginç çok şey var aslında. Güzel olur.
karşılaşırsınız yolda giderken, beklersiniz sinyal minyal olayları. Ondan sonra devam edersiniz. Yapay zeka lokomotiflerin, trenlerin de gelmesi lazım mesela bu oyuna. Aslında çok eksik var ama yani Train Simulator'a bakarak, ya Train Simulator'a bakarak pek de değerlendirmiyor. Dediğimiz gibi sanal gerçeklik için yapılmış. Amacını yerine getiren, hedefledikleri şeye ulaşmışlar herhalde. Bir eğitim simülatörü gibi bir şey. Yani MVR'da da kullanabiliyorsunuz. Bunu yapıyorsa gerisi zaten artı. Ama planlar değiştiyse yapacak bir şey yok. Getirmeye lazım bir sürü şeyi. Ama tren oyunları da hemen öyle gelişmiyor biliyorsunuz. Yani çünkü zaten oynayan kişi az. Ya da oynayan kişilere, oynayacak olan kişilere yönelik bir şeyler yapılmadığı için az mı diyeyim. Biraz da onun etkisi var aslında. Hep yani oyuncu oynamıyor. İnsanlar uçak simülasyonu kullanmıyor. Tren simülasyonu ilgi yok. Yani şimdi neden yok? Herkes de saatlerini veremiyor bazı şeylere. Özellikle yani Dovetail Games Fishing Simulator, Fishing diyorum gene o oyuna, Flight Simulator, ya öyle bir isim koyuyorsunuz ki yani neyse. Şuraya bir kabin ışığı falan ekleyin ya. Son anda döndürdüm yalnız farkındaysanız. Şak. Sallıyor valla. Biraz aşağı salınıyoruz. Aynen, bir kontrollü gidelim. Azıcık bir gaz vereyim ben. Bir onunla gitsin bakalım. Zaten 20'de şu anda yani. RPM kaç? RPM şu an göstermiyorlar. İşte onu açarlar artık yakında. Yaparlar, onu da getirdiler. Flight Simulator hani bitmeseydi iyi olacak. Neyse ki destek şey var. Baş Flight Simulator'ın da ikinci çeyrekte erken erişim başlayacakmış. Öyle açıklama yapıldı. Sitede haberi var. Biz adamlardan daha yeni bir motorda uçuş simülatörü bekledik. Niyetleri zaten şeydi yani, daha böyle sevdirmek insanlara. Gidip Flight Simulator'ın motoruna devam ettiler. Tabi doğal olarak sonunda da tıkandı bir şeyler herhalde. Olmadı, iptal oldu proje. Satıştan da kaldırıldı. Adamlar şanslı. Yani gerçekten iyiydi yani. Flight Simulator, ben oynadığımı yani oynadım yani. Senaryolara falan yani bir şeyler öğretiyordu. Pat diye de yani şey mi kullanacağız? Airbus falan mı kullanacağız? Öyle bir dünya yok ki. Ona yakında yani Thrustmaster joystick alamadım hala, o yüzden türlü bakamıyorum da. Yakında alırsam olur. Canım uçmak istiyor ama uçamıyorum. Bendeki joystick tadı yok artık onun ya. Daha ciddi bir şey istiyorum. Ya set olarak dizeceğim de önce joystick alıp sonra gaz kuludur vesaire. Ondan yani. Ve ilk kez tünele gireceğim. Daha önce girmedim. Aşağıda yok çünkü tünel. Abi şeyde var ya. Yani haritada gerçekten çok saçma sapan taş sağlanmış ya. Çok hata var ya.
Bu kadar da olamaz yani insan. Allah, çok hata var ya. Aşırı hata var ha. Geldik zaten de şimdi ben nereye gidiyordum ya? O. I1'e yanaşacağım da. Yok be, nereye girdik ya? I1. Orada da bir lokomotif daha var yine, duruyor öyle. Siyahına binemedim ki ya. Siyah bir tane dizel lokomotif var ya, ona hiç... Dizel mi, buharlı mı? Ya burada da ufakmış herhalde, düz fark edeceğim gibi geliyor bana. Abi gideceğimiz yer şuraları yani, yan taraf. Buradan gireceğiz. Döndürüyor çünkü. Bayağı acayip bir tasarım olmuş. Güzel ama. I1'e giriyoruz şimdi. Gidip baktım hani orası. Sadece bir rayı değiştirdim, o tarafa döndürdüm. İşi bitirdik. 29 dakika sürmüş. Bonus zaman 31'miş. Yani 8793 dolarımızı tam olarak aldık. Evet. Oh. Nerede? Ne ara? Evet, 21.814 oldu diyecektim. Ne ara oldu la? Harbiden. Allah Allah, bu kadar olmaması lazım. Bonus zaman olduğu için mi verdi? Aynen, tamam. 65.000 dolara diğer lokomotifin anahtarını açıyoruz da onu kasayım o zaman ben. Bu da var, 20 bin dolar. Lisansını alacağız bir de. Hadi ya. Para lazım yani. Daha büyük trenler yani, daha uzun lokomotif ve böyle vagonlar bağlayabileceğiz, daha uzun olacak. Deli şeyler yani, böyle böyle buradan da uğraşırız ama para lazım. Yani böyle kolay işler alınabilir yakın da olan. Bu shutting joblar var. Bunlar çok kötü ya. Shutting joblar alıyorsun, boşaltıyorsun, bir demir yoluna sokuyorsun. Oradan çekiyorsun önce, başka yandakine koyuyorsun. Ondan sonra orada yükü boşaltıp tekrar diğerine geçiriyorsun. Çekilmez yani. O makine fabrikasına giden bir iş varmış. Elektronik, bakayım. Makine fabrikası da çok uzak ya. O yukarıdan giderim, daha böyle dehşet olur. Yukarıdan dolandım var ya. Dur böyle aşağı gideyim ya. Ya bir ışık sorunu var şu oyunda. Şuradan çıkar, o yukarıdan dolanırım, çılgınlar gibi giderim yani, olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video açıklamasında bunun ana konusu var. Yine güncelleme geldiğinde ben oraya yazıyorum. Yeni özellikler gelecek. Yani bu tehlikeli yükleri bekliyorum. De shunter, bu lokomotif kontrol etme var. O zaman bence bir video daha çekeriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ha, son olarak şunu söyleyeyim. Burada görüyorsunuz bak, unloader var. Bu boşaltmak için yükleri, hani çekiyorsunuz buraya.
diyorsun ki nasıl gidecek üstündeki? Şimdi ben kendime diyorum çünkü bir önceki görevimde yapamadım bunu. Diyorum lan nerede makina? Dalga nerede? Arıyorum arıyorum bulamadımmıştım. Meğerse böyle bir yerdeymiş. Yani şurada bütün şeyleri basarsanız menzilde olmadığı için şu an şey yapamıyor da yani biraz daha önüne çekmek gerekiyor boşaltması için. Neyse. Bunu da göstermiş oldum. Görüşürüz. Hoşça kalın.